Selamünaleyküm arkadaşlar. Rektefiyecime uğradım. Öztaş Rektefiye. Soğuk limonata söyledi. Sağ olsun, Allah razı olsun. 50 yıllık tabelası var. Öztaş Motor Rektefiye adı altında. Ama kimse tabelaya gelmiyor. Ustaya geliyor arkadaşlar. Şimdi içeri bir girelim bakalım. Evet. Öztaş Motor Yenileme Teknik Oto Sanayi Sitesi 1. blok 18 numara. Evet. Teknik Oto Sanayi Sitesi'nin çaycısı sağ olsun limonatamızı o abi getirdi. Allah razı olsun. Bu gördüğünüz cihaz motorları yıkıyor arkadaşlar. Şu anda kilidi vurulmuş. İçeride kaç derece ısıyla yakınıyor Murat Usta? 76. Evet, ısıyı da gösteriyorum size. 76 derece ısıyla motor şu anda yıkanıyor. Pırıl pırıl çıktıktan sonra işleme başlıyor değil mi? Evet. Bu neyin renkli silindir kapağı? Bu. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar motorlar sökülmüş. Sıra bekliyorlar. Bu motorun revizyonu ne oldu? Yeni masaya alındı değil mi yıkamadan? Evet. Rektefiye olacak. Evet. Ümit Usta yaklaşık 25 yıllık kadim dostum. Eskiden Mevlevi Rektefiye vardı. Oradan emekli oldun değil mi Ümit Usta? Kaç yıldır rektefiyecisin? 46 yıldır. 46 yıldır. Anam. Kaç yılından beri? 73'ten beri Ümit Ustamız rektefiyeci. Bugüne kadar ikinci defa bir motor tekrarından sökmedik. Evet, Ümit Usta'nın oğlu, o da baba mesleğini sürdürüyor. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Şimdi ne yapacağız bu motora? Motorun yüzünde atıklık vardı. Ha, yüzeyinde. O atıklığı temizleyeceğiz bir daha. Evet. Hararet görmüş o zaman. Doğru. Simsiyah evet. Çünkü. Böyle bir drone'luyum şöyle. Evet. Makineye bağladıktan sonra bir görelim. Yıkama makinesinin kazanı açıldı. Şu an kullanıyor. İkinci defa yıkanacağız zaten. İkinci defa yıkanacak değil mi? Tabii. Toplandıktan sonra. Tabii. İkinci defa yıkanacak. Evet. Siboplar, eksentrik milleri, silindir kapağı iki tane koymuşsun. İki tane oldu. İki tane oldu. Evet. Karşımızda bir tane Volkswagen motoru var. Evet. Dört tane gömleğe çıkarılmış. Yenisi takılacak. Yalnız gömlek yuvalarında Ümit Usta çatlak olduğunu söyledi. Şimdi drone odaklıyorum. Evet, burada ve şurada çatlaklar var arkadaşlar. Önce o çatlağın tamiri olacakmış. Ondan sonra gömlek çakılacak. Çünkü bu sefer silindirin hacmine su verebilir. Evet. Silindirin yüzeyi nasıl taşlanıyor? Onu göstereceğiz şimdi Ümit Usta'yla. Ayarlamasını yapıyor. Keşke gömlek çakıldıktan sonra içinin genişletilmesi ve honlamasını da gösterebilseydim. Bu ayarlar Ümit Usta ayarlarken biz Murat Usta'ya gidiyoruz. Başlamaya başladı. Murat Usta, hani silindir kapağı taşlanıyor. Evet. Blokun yüzeyi de taşlanıyor. Diyorlar ki sibobu ve gömleğin yüksekliği nasıl ayarlanıyor? Pistonlar kesiliyor. Pistonların kafa kısmı kesiliyor değil mi? Aynen, kafa kısmı kesiliyor. Kapağında taşlama payına kadar kapak taşlanıyor, vurmuyor. Kapak taşlama payı gittikten sonra siboplar vurmaya başlıyor. Evet. Mesela diyelim ki sibobun yuvasından mı düşürüyorsun? Onun da şurasındaki tepe kısmından mı düşürüyorsun? Tepe kısmını kesiyoruz. Tepe kısmını kesiyorsunuz. Yüksek olduğu zaman. Genellikle soruların %90'ı silindir kapağı taşlandı. Silindirin yüzeyi taşlandı. Yükseklik nasıl ayarlanılıyor demişlerdi. Demek ki pistonun tepesinden ve sibobun kafa kısmından taşlanıyor. Doğru mu? Aynen doğru. Ben kamera geçelim birazdan.
Taşlamaya ne zaman geçiyorsun? 3 dakika, 5 dakika geçeceğim. Bekçeden sen göster. Şu anda temizlik yapılıyor. Evet. Kurum temizliği. Evet, gördüğünüz gibi pırıl pırıl oldu. Taşlamaya geçilecek. Ümit Usta başladı mı? Evet arkadaşlar. Parlak beyaz kısım, parmağımda gösteriyorum. Şu anda taşlanıyor. Hararet görmüş bir silindirin yüzeyi simsiyah olmuş. Taşlandıktan sonraki halini görüyorsunuz. Birazdan tekrar geleceğiz. Çünkü gıdım gıdım alıyor. Bir silindirin yüzeyi, 4 silindir bir motorun yüzeyi. Kaç dakikada? 15 dakikada gidiyor. 15 dakikada gidiyor. Evet. Şu gördüğünüz motorun yüzeyi 15 dakika sürüyormuş makineyle. Zaten kaç dakika oldu bilmiyorum ama şöyle biraz yakın tutayım. Silindirin ikinci silindirden göreceksiniz nasıl gittiğini. Evet. Cihaz burada döndükçe yavaş yavaş gittiğini gösteriyor. Şu anda taşı bileliyor Murat Usta. Taşı bileledikten sonra sibop yuvasına göre ayarlıyor. Şu anda sibop yuvası taşlanıyor. Odaklıyorum. Odaklıyorum. Taşlanmış yuva. Evet. Görüyorsunuz pırıl pırıl oluyor. Taşlanmamış bölge, taşlanmış bölge. Silindir kapağın yüzeyi taşlanacak mı? Taşlanacak. Evet, bu silindir kapağın yüzeyi de taşlanacakmış arkadaşlar. Tekrar buraya geldik. Şu anda silindirin %50'si taşlandı. Taşlanan kısmı odaklıyorum. Odaklıyorum. Evet. Evet arkadaşlar, silindirin yüzeyi taşlanırken artık son noktaya geldik. Neredeyse bitmek üzere. Talaşı da elime nasıl atıyor ya? Evet. Şu anda neredeyse bitti bitecek. Ben dronelayana kadar o bitmiş olur. Evet, drone. Evet. Bitti. Rektifi olmuş bir motoru gösteriyorum. Yüzeyi taşlandı. Gömlekler yapıldı. Ve yıkamadan çıktı. Güzelce şimdi temizlenecek. Ondan sonra pistonlar falan yerine bir denenecek. Evet, burada siboplar toplanıyor. Sibopların tırnakları takılıyor. Bir dakika bekle ustacığım. Tırnakların hepsi, odaklıyorum. Hepsi gördüğünüz gibi üzerine dizilmiş. Bunlar takılmış hali, bunlar takılmamış hali. Evet, takarken gösteriyoruz. Evet, takıldı. Murat ustacığım, taşlama işlemi devam ediyor. Başkası. Bu başka bir silindir kapağı. Evet. Şu anda taşlanıyor mu? Sadece emmeler taşlanmış, egzozlar taşlanacak. Evet. Şimdi burada iki tane sibop olduğu için emmeler küçük, egzoz büyük. Aynen öyle. Normalde tek sibop olsa emme büyük olur, egzoz küçük olur. Aynen, değil mi? Aynen öyle. Tek sibop olur derken birer, yani her silindirde birer tane sibop olsa
Emmeler büyük, egzozlar küçük olur. Aynen. Ama burada ne yapmışlar? Motorun emiş gücünü artırabilmek için iki tane emme, bir tane egzoz sıvabı koymuşlar. Öztaş rektifiyede arkadaşlar her türlü motorun yapılabileceği cihazlar, alet, edevatlar bulunmakta. Torna tezgahımız da var. Murat ustam, Allah'a ısmarladık diliyorum, ben gidiyorum. Ümit ustacığım, Allah'a ısmarladık.